Değerli Galatasaraylılar, bugün burada yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmak için düzenlediğimiz müzayedede bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz. 6 Şubat'ta ülkemiz çok büyük bir felaketle tanıştı. Ülkenin yaklaşık %20'si çok büyük bir deprem felaketiyle karşılaştı ve 15 milyona yakın kardeşimiz bu felakete muhatap oldu. İfade ederken insanların üzüntüsünü belirtmesi için kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Bölgeyi gezmiş, bölgeyi ziyaret etmiş birisi olarak oradaki felaketin anlatılması, tasvir edilmesi mümkün değil. Bir depremden öte bir şey, büyük bir felaket. Televizyon ekranlarından gördüğümüz sahneler yeteri kadar anlatmıyor, ifade etmiyor. Orayı görmek, yaşadığınız zaman bambaşka bir durum olduğunu görüyorsunuz. Ben buradan Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Biraz önceki videoda izlediniz. Depremin birinci günü yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımla bir araya geldik. Bir kriz masası oluşturduk ve bölgeye nasıl intikal edebiliriz, nasıl yardım edebiliriz, bölgenin ihtiyaçları nedir, bunu tespit edebilmek için en süratli şekilde bölgeye intikal ettik. Sevgili Erdem Timur, kendi vasıtasıyla aynı birinci gün bölgedeydi. Amacımız bölgenin ihtiyacını tespit edebilmek, buradan gönderilen yardımların da ihtiyaç sahiplerine, depremzedelere ulaşmasını sağlamak olarak belirledik. Ama öncelikle bölgeye gitmek, bölgeyi görmek gerekiyordu ve oradaki organizasyonu yapmak gerekiyordu. Bu organizasyon için önce bölgenin ihtiyaçlarını tespitinin yanında bir de bu organizasyonun gönderilen insani yardım dağıtılabilmesi için de orada organize olmak gerekiyor. Şu kadarını söyleyeyim. Öncelikle Hatay'da, daha sonra da Maraş'ta çok büyük depolar tuttuk. Buradan temin ettiğimiz bazı vasıtalarla oraya nakledilen malzemelerin mezralara, köylere ulaşması için de gereken araç desteğini verdik. Gururla söylüyorum, Galatasaray gönüllüleri sayısı çok fazla. Hem bölgeden gelenler, buradan İstanbul'dan gidenler orada bu işin Galatasaray'a yakışır bir şekilde. Galatasaray'ın gururla her yerde söyleyeceği bir şekilde bu görevlerini ifa ettiler. Ayrıca tabii depremde orada insanlar mağdur, evleri yıkılmış, bölgeden transferleri gerekiyor. Bunun için de bizim A takımlı otobüsü dahil 25 tane de ayrıca otobüs, değerli kardeşim Abdurrahim'den rica ettim, İçinde yardım edecek insanları da koyarak bölgeye intikal ettik. Yaklaşık 1000'e yakın depremzedeyi bölgeden o anda çıkardık ve büyük şehirlere yerleştirmek suretiyle onları da bu şekilde bölgedeki problemlerinden biraz uzaklaştırmaya çalıştık. Böyle bir felaketin yanında, böyle bir felaketle karşılaşan
vatandaşlarımıza, kardeşlerimize yardım etmek için ne gerekiyorsa yapmak için yola çıkmıştık. Bu bir haftada, iki haftada, üç haftada biten bir olay değil. Bunun bir sürekliliği var çünkü ihtiyaçlar çerçevesinde yapıların yeniden yapılması gibi bir süreç bu. Galatasaray bu sürecin içinde her zaman olacak. Her zaman olacak ve en iyi şekilde herkesin, bütün Galatasaraylıların gurur duyacağı şekilde olacak. Bunun için barınma ihtiyacını karşılamak üzere önce bölgeye 500 konteyner olarak çalışmalara başladık. Destekçilerimizden maddi olarak bu konuya destek verilmesi, yardım edilmesi istendi. Ve sevinerek ve gururla söylüyorum, çok büyük ilgi gördü. Çok büyük ilgi gördü. Şu anda 500 konteynerin içinin tefrişi konularıyla uğraşıyoruz. Yakında bölgeye sevk edeceğiz. Bunun bir kısmı Gaziantep'e sevk edeceğiz. Bir kısmını Maraş'a sevk edeceğiz. Değerli Galatasaraylılar, şöyle düşünüyorum. Gerçekten Galatasaray olarak birinci günden beri bu felaketin yaralarını sarılması için elimizden gelen en üst seviyede yapmaya çalıştık. Ve takdir de gördük. Bölgeye gittiğimde Sayın Bakan'la, Murat Kurum Bakan'la görüştüm. Zaten yakinen takip ediyor faaliyetlerimizi. İşte konteyneri yaptık. Dedim ki Sayın Bakanım, bundan sonraki görev nedir? Yani bölgenin ihtiyacı nedir? Ne yapmak lazım? Bölgedeki en büyük ihtiyaçların başında barınma sorunu geliyor. Barınma sorunu şöyle ekonomiyi de etkileyen bir sorun. Çünkü bölgeye gittiğimde sanayiye gittim, her taraf kapalı. İş gücü büyük bir göç vermiş. Dolayısıyla sanayide çalışacak kişi bulma sorunu var. Onun için bu insanların bölgede yaşaması sadece konteyner şeklinde, konteyner geçici bir çözümdür. Geçici bir konaklamayı, geçici problemi halleder. Fakat bölgenin esastan ihtiyacı olan kalıcı konutlar var. Bu manada Sayın Bakanıma şunu söyleyeyim. Galatasaray olarak biz 250 tane kalıcı konutun yapılması için Sayın Bakanım size söz veriyorum.